Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar, 2023 yıllık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili balıklar, 2023 sizi büyütecek, olgunlaştıracak, kendinizi keşfetmenizi sağlayacak çok önemli bir yıl. Bu yıl maddi manevi güvenlik alanları öne çıkıyor. İş bulmak, para kazanmak için fırsatlarınız olabilir. Ama her şeyden önce hayatınızın sorumluluğunu almanız gerekiyor ve biraz daha ayaklarınızın yere sağlam basması gerekiyor. Evet, yıl genelinde hazırladığımız aylık, haftalık, günlük videolarda size yol göstermeye devam edeceğiz. Bu videoda 2023'ün genel etkilerinden bahsediyoruz sevgili balıklar. Güzel etkilerle başlıyoruz yıla. Jüpiter Koç burcunda olacak yılın ilk 5 aylık döneminde, 16 Mayıs'a kadar. Dolayısıyla kendinizi özellikle maddi konularda daha şanslı hissedebilirsiniz yılın ilk döneminde. Geçtiğimiz 2022 Mayıs-Haziran arasında da Jüpiter Balık burcunda seyahat etmişti. Bu dönemde belki maddi konularda bazı fırsatlarla karşılaştınız ya da girişimlerde bulundunuz. Eğer bunları doğru değerlendirdiyseniz, şimdi bu yılın ilk 5 aylık döneminde maddi büyüme fırsatlarıyla karşılaşabilirsiniz. Dolayısıyla parasal konularda daha şanslı olduğunuzu söyleyebilirim. Kendinizi en azından daha konforlu hissedeceksiniz. Endişeleriniz, maddi konulardaki endişeleriniz biraz düzelmeye başlıyor. Bu yıl Boğa Akrep'teki tutulmalar devam edecek ama artık tamamlanacak. Bununla beraber ay düğümleri Temmuz'dan itibaren Koç Terazi'ye geçeceği için tutulmalar Boğa Akrep aksından Koç Terazi aksına kaymaya başlayacak. Dolayısıyla enerjilerin de değiştiği bir yıldayız 2023'te. Boğa ve Akrep'teki tutulmalarla beraber biraz daha geçtiğimiz 1-1,5 yıllık dönem, işte kendinizi zihinsel anlamda, kültürel anlamda geliştirdiniz, bir şeyler öğrendiniz, keşfettiniz, planlar, programlar yaptınız, hayattan beklentilerinizi gözden geçir. Biraz da inançlar, düşünceler, felsefeler öne çıkmıştı. Ama bu yıl artık daha fazla sorumluluk almanız gereken bir süreç başlıyor. Özellikle tutulmaların Koç terazi aksına geçmesiyle beraber para kazanma, paranızı geliştirme, değerlerinizi keşfetme, yeteneklerinizi değerlendirme, paranızı belki büyütme, maddi anlamda kendinizi daha sağlam yapılar kurma, güvenceyi alma konularında tetiklenmeler var. Jüpiter de yılın ilk döneminde bunu destekleyecek. Mart'ın ilk haftası güzel bir Venüs-Jüpiter kavuşumu var. Para evinizde bunu iyi değerlendirin. Çok şanslı olabilir. Aynı zamanda 20 Nisan'da Koç burcunda bir tutulma var ki Jüpiter etkili. Bu bir para kazanma fırsatı olabilir. Bir iş kapısı açabilir size. Kaynaklarınızı daha doğru iyi değerlendirme, geliştirme fırsatları yaratabilir. Bunlar tabii kendinizi değerli hissetme konusunda, özgüveninizi yükseltme konusunda da size fayda sağlayacaktır. Unutmayın, Jüpiter yönetici gezegeniniz ve Jüpiter'in ikinci evde olması özgüveninizi arttırmak ve kendinizi gerçekleştirmek için yeteneklerinizi keşfetme, bunları büyütme, bunları değerlendirme fırsatlarını da size sunabilir sevgili balıklar. 16 Mayıs'tan itibaren Jüpiter Koç'tan ayrılıp Boğa burcuna geçecek. Uranüs de biliyorsunuz Boğa burcunda bir süredir, zaten tutulma aksı burası. Üçüncü evinizdeki Jüpiter geçişi aslında son 1-1,5 yıldır. Bazı yeni düşünceler, fikirler ya da öğrendiğiniz bilgiler, her neyse, hani bunları değerlendirme, geliştirme, büyütme fırsatlarını size sunabilir. Ufkunuz gelişmeye başlıyor. Hani bir şeyleri, yakın çevrenizi keşfetmek isteyeceksiniz. Bu yıl daha çok aslında yakınlarınızdan fayda görebileceğiniz bir yıl. İşte kardeşler, akrabalar, komşularla ilişkileriniz gelişebilir. Yeni komşular olabilir, kardeşlerinizin hayatında fırsatlar olabilir, büyüme fırsatları olabilir. Kardeşlerinizle birlikte bir şeyler yapmak için girişimlerde bulunabilirsiniz. Bu olanakları size sunabilecek bir yıl. Yine eğitimle ilgili konularda şanslarınız devam ediyor. Öğrenci olan balıklar için 16 Mayıs'tan sonra eğitimler, sınavlar alanında daha güzel, keyifli etkiler altında olduğunuzu söyleyebilirim. 5 Mayıs'ta zaten eğitim alanınızda bir tutulma olacak. Akrep burcundaki tutulma, akademik konular, üniversiteler, eğitimle ilgili konularda beklentilerinizi karşılayabilir. Aynı zamanda bu akrep aksındaki son tutulma, hani buradaki çalışmalarınızın karşılığını alabileceğiniz bir süreçtesiniz. Akademik konular dışında mesela yurt dışı, uluslararası konularla ilgili de her türlü girişiminizi, faaliyetlerinizi bir tamamlama, onların sonuçlarını alma döneminde olabilirsiniz sevgili balıklar. Bu yıl jenerasyon gezegenimiz Plüto 23 Mart'ta Oğlak'tan ayrılıp Kova burcuna geçecek. Bu daha genel bir etki tabii ki. Jüpiter, Plüto bu yıl sadece Kova burcunun 0 derecesinde kalacak 11 Haziran'a kadar. Asıl Kova burcundaki yolculuğu 2024 Ocak
ayında başlıyor ve 2044'e kadar 20 yıl sürecek. Jenerasyon gezegeni olduğu için toplumsal yapılarla, işte sistem değişimleri, ekonomik düzenlemeler, finansal yapılar, siyasi ve kültürel değişimler, bilimsel keşiflerle falan alakalıdır. Daha evrensel, daha insani gelişmelerle alakalıdır. Hani bireysel hayatlarımızda bunun tesirlerini zaman zaman hani kişisel haritalarımızdaki etkilerle paralel hissedebiliriz. Sizin 12. evinizde olacak bu 20 yıllık uzun transit. Ama bu Mayıs ayında biraz etkilerini arttırabilir bu. Belki ilk tesirlerini hissedebilirsiniz. Çünkü Jüpiter'le bir açı yapacak. Aynı zamanda Aslan Burcu'na geçen Mars'la da bir karşıtlığı olacak. 16 Mayıs'la 25 Mayıs arası özellikle. Bu sizi biraz manevi anlamda, düşünsel anlamda, psikolojik anlamda zorlayabilir. Bazı baskılar yaratabilir size. Örneğin inandığınız bazı doğru bildiğiniz bilgiler, işte iş ortamında çalıştığınız konularla ilgili olabilir, bilimsel konularda ya da sizin dışınızda olabilecek daha piyasalarla ilgili, teknolojik alanda olabilecek gelişmeler ve düzenlemelerle ilgili bazı baskılar hissedebilirsiniz. Doğa olayları bile olabilir ya da toplumsal gelişmeler olabilir. Yani bunlarla ilgili bir düzen değişimi, sizin de hani bazı planlarınızı, işte çalışma düzeninizi şöyle bir gözden geçirmeniz yönünde, bazı inançlarınızı, bilgilerinizi sorgulayıp onları değerlendirmeniz yönünde bazı baskılar yaratabilir. Bunları az veya çok hissedebilirsiniz veya hani bu yıl çok da fazla hissetmeyebilirsiniz sevgili balıklar. Ekim ayı, yine Eylül ve Ekim ayı sizin için önemli olacaktır. Eylül ayında burcunuzda meydana gelecek olan dolunay döngüsü, aynı zamanda Ekim ayındaki tutulma döngüsü ilişki dinamiklerinizi etkilemekle beraber 14 Ekim'deki terazi burcundaki güneş tutulması maddi konular, daha çok finansal paylaşımlarınızla ilgili önemli bir karar vermenize yol açabilir. Bu bir iş birliğinde bir dönüm noktası olabilir. Ya da bir kredi almak ya da bir hani evlilik ayrılık konusunda hayatınızda vereceğiniz kararlarla paralel olarak işte bir tazminat, bir nafaka ya da bir hani böyle bir finansal paylaşım alanında önemli bir yapılandırmayı tetikleyebilir sevgili balıklar. Aslında bunlar 2024'ün de devam edecek konuları arasında. Ve 28 Ekim'de Boğa burcunda ülkemiz için de çok önemli olacak bir tutulma var. Sizin için yine güzel bir tutulma. Son 1-1,5 yıldır uğraştığınız bir konu varsa hayatınızda bunu tamamlayabileceğiniz bir tutulma. Yani bu tutulma işte kardeşlerinizle ilgili bir mevzuda olabilir. Örneğin veya işte komşularınızla, yakın çevrenizin hani yaşadığınız mekanlarının yakınlarınızdaki bir düzenleme olabilir, komşu ilişkilerinizle ilgili. Ya da bir eğitimin tamamlanması, işte bir şeyi bitirmeniz, sonuçlandırmanız gibi bir konu da söz konusu olabilir. Ekim ayı seyahat etmek için bazı fırsatlar çıkabilir. Hani bu beklenmedik sürpriz bir etki de olabilir. Çünkü Jüpiter de 3. evinizde olduğu için bazı seyahat fırsatları karşınıza çıkarabilir. Evet, tabii bunlar daha çok eğitimle ilgili olabilecek seyahatler aslında ya da işle bağlantılı konularda yapılması gereken bazı seyahatler, hani bir randevunun, bir toplantının gerektirdiği bir seyahat şeklinde de karşınıza çıkabilir sevgili balıklar. Ve büyük öğretmen Satürn bu yıl Kova burcundan ayrılıp Balık burcuna, sizin burcunuza geçiyor sevgili balıklar. Kuşkusuz sizin için çok önemli bir transit bu. 29-30 yıllık döngüsü içerisinde Satürn'ün Balık burcundaki seyriyle beraber önümüzdeki 2026 yılına kadar kalacak. Yaşamınızda olgunlaştığınız, yeni şeyler öğrendiğiniz, sorumluluklarınızla yüzleştiğiniz ve sonuçta daha fazla büyüdüğünüz bir dönemde olacaksınız. Bundan önceki Satürn'ün Balık dönemi 1992-95 yılları arasındaydı. O süreci de şöyle bir gözden geçirebilirsiniz. Ve özellikle tabii ki daha genç olan 28-30 yaş arasındaki balık burçlarımız için Satürn döngüsü olacağı için, hayatlarındaki ilk Satürn döngüsü olacağı için biraz daha toplumda işte kariyer oluşturma, ilişkilerde sorumluluklar alma, büyüme dönemlerinde daha baskılayıcı bir süreç olabilir. Satürn size bir şeyler öğretecek bu dönemde. 2026 yılına kadar kalacak. Bu yıl 0-8 derece arasında ilerleyeceği için
Kişisel doğum haritalarınızda özellikle güneş dereceniz ilk 10 derece arasındaysa, ilk dekandaysa ve yükselen burcunuz 0 ile 10 derece arasındaysa bu yıl Satürn etkisini alabilirsiniz. Diğerleri de önümüzdeki 2 yıl içerisinde 2026'ya kadar bu döngü içerisinde olacaklar. Sorumluluklar öne çıkıyor. Yaşamınızda sizi büyütecek bazı sorumluluklar alma dönemindesiniz. Hayata daha ciddi yaklaşmanız gerekiyor. Bu dönem tembellik yapma dönemi değil. Çünkü Satürn öğretmen niteliğiyle tembellik ve sorumsuzluk yaptığınızda sizi çalışmaya zorlayabilecek dinamikleri hayatınıza çekebilir. Zaman zaman tabii ki kısıtlamalar, sıkıntılar, baskılar hissedebilirsiniz. Gerek ilişkilerde olsun, gerek sağlık konularında, gerek iş ve kariyer konularında daha fazla hayatınızda biraz daha disiplin altına almanız gereken konular olabilir. Bunlara ciddiyetle yaklaştığınız ve kişisel sorumluluklarınızı aldığınız takdirde Satürn bu transiti sonunda sizi büyütecek ve gerekli ödülleri de size sunarak hayatınızdan çıkacak. Evet, 2023'ün geneline baktığımızda Satürn'ün burcunuza geçişi bu yıl çok önemli. Sizi büyütecek, yeni şeyler öğretecek, hayatınızda yeni ve güçlü yapılar kuracak önemli bir dönemdesiniz. Satürn olgunluk gezegenidir ve sizi de her anlamda olgunlaştırıyor sevgili balıklar. Evet, para konularında şanslarınız var. Yılın ilk dönemlerinden itibaren maddi kaynaklarınızda rahatlama hissedebilirsiniz ve sizi bilgi anlamında da geçtiğimiz yıldan itibaren eğitim anlamında da destekleyen koşullar, yaptığınız girişimler bu yıl artık kişisel kazançlar şeklinde hayatınıza girebilir. Satürn'ün de etkisiyle bir iş kurma, meslek oluşturma konusunda, kariyer edinme konusunda daha güçlü adımlar atıp kararlı davranabilirsiniz. Hepinize sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir yıl dilerim. Hoşça kalın.